İçeri kal lan ben. Maç sağlığı dileyelim, Allah rahmet eylesin. Yasin kardeşimize sabırlar diliyoruz. Takımlar kale ve saha seçimlerini yaptı. Artık bir düdük için referandumu bekliyoruz. Hocam. Hocam. Fırat Aydınus'a doğru bir cisim yaklaşıyor hocam. Araba çok güzel. Karşılaşmanın topu. Aras Kargo getirmişti ya arabadan. Sahaya gelen top şimdi Fırat Aydınus'un ellerinde. Çok güzel. Türkiye'de ilk kez yapılan. Bu çok keyifli ve güzel görüntülerle. Araba da çok güzel. Araba güzelmiş hocam. Evlerde böyle arabalar mı geliyor acaba bu kargolar? Valla güzel olurdu ama her bir yolu yok hocam bence. Kupa özel. Fırat Aydınus topu aldı, arabayı da almayı yeterli. Evet. Bize de bitti, ne oldu? Evet, tabii bu pandemi döneminde bu işler çok daha büyük önem kazandı. Evet, güzel ve özel bir organizasyonla top geldi. Değerli seyirciler, karşılaşmaya çalıştık, her şey hazır. Mücadeleye Beşiktaş başlayacak. İlk takım oyun alanındaki yerlerini aldı. Fırat Aydınus her zaman olduğu gibi doğasını yaptı. Saatini kontrol etti. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Bir de geriye kalecisine döndü Utku. Kafayı indirdi Abu Bakar. Dolgu o bölgede ama karşıda yardımcı bayrağını çekmişti. Ne oldu ya? Top durmadığı için. Endirek serbest vuruşu. Tekrar almasını istedi. Fırat Aydınus. Pong sağ tarafa doğru. Önelerle o bölgede bu sezon Konya Spor'dan geldi. Hatırlayacaksınız Melih Bor Başakşehir'e. Enkıl'dan çıktı dışarı top. Taş atışıyla hareketlenince boyun bir kez daha ilk dakikanın içindeyiz. Vodafone Park'ta 0-0'lık beraberliği Sergen Yalçın görüntüde. Şüphesiz ki teknik adam içinde çok önemli bir karşılaşma. Bizça oyunu sol tarafa doğru açtı. Hasan Ali orada ceza sahasına yaptı ortayı. Utku yükseldi, kontrol etti. Oğlum yavaş ya. Bu arada takım arkadaşım da biraz. Evet, Ezgi. Ezgi hocam. Bir de yani ama kalecilerin bu özgürlüğü vardır. Var, yani sahası içerisinde çıkıp alabilirler. Kaleciler orada dokunmak da biraz şey dedi. Yani yasak, dikkat edilmesi gereken bir şey. Enderler hocam, kaleci takım arkadaşına geliş kimseyi dinlemeyecek, yetecek. Aynen öyle, çıkacak, vuracak. Evet, yeniden dönelim oyuna. Bir daha Abubakar'ın bulunduğu bölgeye. İkisi de yükseldi dokunamadı. Epriano. Solda Hasan Ali ile oynadı. Baskıyı görünce Hasan Ali geriye doğru Mert'e. O baskı devam ediyor oyun alanda Beşiktaş'ta. Ömer Ali gözüyle indirdi, biraz açtı. Beşiktaş'ı biraz daha önde oynamaya istekli görüyor Önder. Oyun kurmuyorlar geride. Utku direkt öne doğru attı. Önde dikkat edilsen basmaya çalışıyorlar. Sol taraftan Rıdvan'la taş atışını kullanacak siyah beyazla. Enkulu şimdi Ömer Cirdar'a baskı. Dembaba'ya gelmeden bir müdahale ikinci hamle. Berkay döndü geriye. Ondan konta baskı devam ediyor Beşiktaş'tan. Ebriyan'da sol tarafta boşluk atan kendisini gösterdi. Gezer üzerine doğru gelmişti. Ön alanda Beşiktaş, Başakşehir'in rahat top yapmasına engel olmak istiyor. Evet, Başakşehir'de tam olarak oyunu geriden kurmak istiyor. Dikkat edilsen Mert'te bekliyor, boş bir arkadaşı çıkana kadar. Kafayı Ömer Ali buldu, kademede Rıdvan var. Peşinde Bizça, Rıdvan Bizça mücadelesi. Top hala Rıdvan'da. Top gönderdiği bölgede Engeşmiye vardı. Rıdvan Bizça ile mücadelesi sürüyor. Topu dışarı gönderdi genç oyuncu. Rıdvan da bugün iyi bir sınav verecek. Karşısında Bizka gibi değerli bir kanat oyuncusu var. Kolay olmayacak. Ömer Ali taş atışını kullanacak. 4. dakikanın içindeyiz. Bizça yeniden aldı. Geriye doğru Engeşmiye. Daha geride Efriano savunmasını da rakipleri sahaya kadar çıkarttı Başakşehir. Kolunu bıraktı sol tarafa doğru Hasan Ali. Ondan Deniz'e gelmedi. Top yine Melih Bor Başakşehir'li oyuncularda. Efriano. İlk kez daha Beşiktaş Yedek Kulübesi Sergen Hoca ekranda. Mert'ten Ponka. Mert'e ile baskı vardı. Top yapıyor Melih Bor Başakşehir takımı. Beşiktaş'ta her alanda iki oyuncuyla baskı uğraşında. Evet, topun olduğu yerde çok işlere basmaya çalışıyorlar. Şimdi bir top kaybı bir daha. Sol taraftan geliyor Başakşehir. Orada Deniz Kuruş var. Ceza sahasında Dembaba. Deniz yaptı ortasını. Bir dakika demedi. Ders Kuruş. Korner. Evet, Beşiktaş'ın bu oyun anlayışı pozisyon bulduğu demek. Çünkü oyunu rakip alanda kabul etmek istiyor Beşiktaş. İleri baskı yapmaya çalışıyor. Sağ tarafta köşe gönderine doğru Bizça gidiyor. Ömer Ali de öyle. Aykut Hoca her gün bu şekilde kullandırıyor taşa, köşe vuruşlarını takımlarında. 2-4, 6 oyuncu var Melih Bor Başakşehir'de. Evet, en azından Beşiktaş'ın 2 oyuncu gelsin istiyor Aykut Hoca.
5. dakikayı geride bıraktı ve 6. dakikanın 3 saniyeleri. Köşe vurucu kullanıldı. Kafayı bir daha buldu. 2. hamle Erkan Rizca. O bölgede Oğuzhan var. Topa yükseklik kazandırdı. Hasan Ali savunmadaki isim. Baskı var. Gezal'den Hasan Ali çevirdi. Dayatını indirdi. Rozier. Hasan Ali bir kez daha topa yükseklik kazandırdı. Bir dur değil mi hocam burada? Evet, nihayet. Sağ taraftan gelecek Beşiktaş Rozier bıraktı. Oğuzhan orada istediği hareketi yapamadı. Kaleci Mert'e kadar geldi. Topa baskıyı sürdürüyor Oğuzhan. Yine karşıladı. Beşiktaş yine rakip alandı. Burhan. Nerede kaldı ona yapılan hareket? Faul. İşte Tolga'yla Burhan arasındaki mücadele. Bu kez savunmada uzun boylu oyuncular da. Rica geldi. Hinton geldi. De Souza orada. Abubakar zaten orada olması gerekiyor. Arkalarında da Oğuzhan var. Dışarıda Enkodu. Keza asansörün çizgisinin hemen dışında iki takım oyuncuları. Bir ikisi biraz daha geriye çekmişti savunmayı Başakşehir. Serbest vuruş kullanıldı kale sahasına doğru. Bir kafa vuruş. Gol be! Mua! Siktir be! Adamın acısı o bayağı sefer kavşak. Pozisyonu yeniden izleyeceğiz elbette. Kontrolü de yapılacak değerli sporseverler. Murat Aydın Usta bekleyin dedi. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Berat'ın iyi süzüldü oraya. Pozisyon da bu hocam. Bir de offside daha var. Wellington için çizgi gerekiyor. İşte böyle. Yalnız iyi yarım uç kafayı veriyor. Kurtarması mümkün değil. Harika bir kafa olur. Fırat Aydınus bekleyin dedi. Siz ağlara giden bu topu izlerken Wellington'ın gol sevinci bu ama bayrağı görünce yarıda kaldı. Fırat Aydınus da şu anda o çizginin çizilmesini bekliyor. Evet. Kenardan gelecek. Bilgi ne olacak? Kontrol nasıl sonuçlanacak? Görüntü bu. Tabi programlarda izleyiciler de çok yakından takip ediyor. Omuzun altından hesaplanıyor savunma oyuncusunun da, hücum oyuncusunun da son noktası. Diğer yerde de ayağın gittiği nokta çivdi, kolunu havaya kaldırdı ve en direkt serbest vuruşta oyunun başlamasını istedi. Var kontrolünde offside olduğu netleşti. Enkodu görüntüleri sağ taraftan tecavüzü kullanacak. Ömer Ali ile Beşiktaş, biz de bu arada 9. dakikaya geldik değerli futbolseverler. 0-0 bir beraberlik devam ediyor. Rizca çevirdi, Rıfan'da kaldı top. Orada Josef var, Enkudu Josef. Kaptırılan top Rizca, Dembaba'nın koşu yoluna doğru. Vila çok mutlu kalecisi, Kuşkuya. Buradan Gezali vurulduğu bölgeye, kafayı Hasan Ali vurdu Taç. Beşiktaş kullanacak. Bayatın Rozier'i gitti, kullandı hemen Benatır'la. Benatır'ın geriye, Utku, ondan Vida. Önde karşılayan Rizca, solda Rıfan. Rizca topuklu Taç. Beşiktaş kullanacak. Alp Hoca hemen Rizca'yla bir küçük diyalog, bazı uyarılarda bulundu. Abubakar indirdi, Rıfan, Enkudu. Geriye doğru, Josef orada. Pasında isabet yok, karşılayan Fong. Bir kez daha Josef. Fong bıraktı, Ekliyan Kaleme'de soğukan kafayla indirdi Ömer Ali. Hemen iki Beşiktaşlı oyuncu geldi, Enkudu. Hazır bekledi, kaptırdı topu orta Berkay çevirdi. İkinci hamle, baskı devam ediyordu Zorukan'da. Deniz girdi araya, geriye doğru Hasan Ali'den Ekliyan duyan. Bir kez daha Hasan Ali, şimdi bir gol Başakşehir çıkıyor. Deniz Gülüş'ün koşu yoluna doğru Rozier çabuk, süratli kazanç topu döndü Mutluyar. 17. dakikaya geldik. Beşiktaş orta yuvarlakta Oğuzhan'la çıkıyor. Sol tarafa doğru Enkudu. Önünde hareket alanı var. Üzerine gidiyor. Rakibinin Enkudu cezası altına girdi. Dışarı çıkarttı topu. Bir an geriye düştü. Bir şut üstte var olsun. Burkan şansını deneyen isim. Evet, iki farklı oyun görüyoruz. Yani Beşiktaş genelde defansından onu kurmuyor. Topları alt bölgede baskıya çalışıyor. Yani Başakşehir'in tam tersi bunun. Yeniden oyun kurup topla birlikte rakip alanına yıkılmak istiyor. Çok farklı iki anlayış bakalım hangisi başarılı olacak. Az önceki offside çizgisi de Liva'daki parmasından böyle geldi. Başakşehir iyi top yaparak çıktı bu kez. O taraftan geliyor. Bilgol Başakşehir'in Deniz Türüç ile Deniz'in top gönderdiği yerde onu var. Başakşehir'in kontraları çok etkili olacak bu anlayışla. Peşin peşinde rakip alanda kaptığı toplarla yapacağı kontra ani ataklar. Vida topla birlikte çıkıyor. Öteki boş alanı değerlendirdi. Vida top hala çekisinde. Şimdi baskı yedi. Peşinde Berkay var. Tolga da o bölgeye geldi. Benant'ın. Ondan Josef. Josef de solda. Oyunu rahatlattı. Abubakar. Tekrar Josef ile oynadı. Sağ tarafta boşluk o bölgeye doğru. Gezal aldı. Rozi'ye daha sağdan bildirme yaptı. Burkan da top istiyor. Gezal. Atak yönü son tarafa çevirdi orada. Enkudu var. Soldan indirme Rıdvan'dan. Enkudu şimdi Rıdvan'la oynadı. Karşılayan Ömer Ali. Gerden orta. Fong ayak koydu. Deşmiye ayak koydu. Şimdi Dembaba. Ayaklanan hareket. Wow. Bir de yerde. Pozisyon da bu değerli izleyenler. Bir de kontrolsüz gelmiş Dembaba'ya. Bu arada kendisi de sakatlandı. Ama
önemli bir sıkıntısı yok. Aynısı da olabilir. Dengesini kaybetmiş evet. Maçtan önce bir vites şiddetli yağmur yağdı ama şimdi iyi. Elden döndük oyunu ağzına giden Ebru'ya diyor. Yine hazırlık pasları. Belibor Başakşehir takımından geldi aslında. Pong sağ tarafa doğru Ömer'in koşu yoluna yolladı. Rıdvan genç oyuncu soğukkanlı gitti. Topu kazandı. Sonra da Ömer Ali'den dışarı çıktı top. Hemen başlattı Beşiktaş. Rozier. Baskı var Deniz'den. Şimdi Belibor Başakşehir takımı gelecek. Kaptırılan top. Beşiktaş atağına dönüştü. Josep de Sousa bıraktı. Geride Rozier. Daha geride Wellington var. Bir kez baskı ön alanda Belibor Başakşehir oyunculardan. Sol tarafta ısrarla top istiyor. Enkulu onu göremedi. O bölgede Borkan. Taç atışında şimdi kullandı Beşiktaş. Oğuzhan aldı. Josep ile oynadı. Vida. Yerden Oğuzhan. Rıdvan'dan tekrar Vida'ya. Yanında Josep. Sağda Wellington. Çizgide Rozier var. Şimdi onu gördü. Deniz Türüç baskı yapmıştı. Topun gittiği yerde Ömer Ali. Ömer Ali'nin pası isabetli değil. Josep de Sousa. Vida o tarafa yönlendirdi. Akın'ı o bölgede Enkudu var. Yine gidiyorlar birinin üzerine. Enkudu attı şöyle bir kaleye. Atak yönü sağ tarafa çevirdi. Rozier sağında Gezay. Yerden bir pas. Abubakar için biraz uzağa düştü o top. Hemen topun kaptırıldığı bölgede yine baskı. Ama bu arada orada topu iyi çıkarttı Berkan. Enkudu Başakşehir takımı kedi yarı sahasından çıkma uğraşında. Beşiktaş yine baskıyı sürdürüyor. Ebriyano Mert. Tolga biraz bekledi arkadaşım. Tolga o bölümde baskı gelince birazdan geriye doğru. Evet, iki stoperin arasında bir taraf atıyor. Yani kalitesine bir stoperlerin. Beşiktaş bu baskıya ne kadar devam edecek? Oğuzhan da bu kadar çok yardımcı oluyor. İkinci adam olarak ne basan? Rıdvan yine top yapmakta güçlük çekmedi. Kor Başakşehir bir daha. Geriye doğru kalecisi Ukulu oynadı. 16. dakika değerli toseverler. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde borcu eşitlik duruyor. Vodafone Park'ta. Emrihan kafayı vurdu Hasan Ali. Taç. Belibor Başakşehir kullanacak. Gezal. Görüntüde topuna şaparak çıkmıştı dışarı. Ebriyam aldı. Topa geldi yine. İki stoperin arasına. Tolga'dan Ponk'a doğru. Ender Şmiye kendisini gösterdi. Rişça. Ender Şmiye. Geride Tolga. Bir kez daha Ponk. Beşli rakip alana. Ömer Ali. Karşılayan Rıdvan. Ömer Ali'nin pası isabetli değil. Josep de Sousa o bölgede. Vida. Hemen bir küçük üç geldi. Rıdvan. Vida. Dembaba sokuldu o bölgeye rahatsız ediyor Vida'yı. Vida'dan Abubakar'ın koşu yoluna doğru. Kademede Tolga. Kaptırılan top. Oğuzhan aldı. Oğuzhan gidiyor rakibinin üzerine. Oğuzhan'dan Abubakar'a. Ceza sahasında Abubakar. Abubakar bir çöküp. Abubakar gol. Koçum benim be. Çok güzel bir çöküp. Ve çok güzel bir gol. Vincent Abubakar. 17. dakika Beşiktaş. 1-0 önde. Müthiş bir gol. Abubakar hatta rakip bakar gibi bir şey oldu. Gölgele harika bir rakipten kurtuluş ve kalitini kapattığı köşeden harbiden derin dilinden bir gol. Şapka çıkarttı bu golü. Çok güzel bir çalım. Oğuzhan topu kaptı. Abubakar Tolga'dan böyle sıyrıldı ve Mert'in kapattığı köşeden topu sol ayağıyla böyle yolladı ağlara. Yani, usta işi bir gol. Zaten bu açıdan net görüyoruz yani. Uzak köşeye vurmamış, açık olan yakın köşeye vurmuş. Yani gol olmuşsun vuruşu bu. Yani şut değil. Gol vuruşu takdir etmek lazım. Abubakar bunları hep yapıyor. Sol ayağıyla yapması da çok değerli. Çünkü baskın ayağı genelde sağ ayağı. Sağ ayağıyla rakibinden kurtuldu. Sol ayağıyla da kalecinin dibinden golünü attı ve takımlara geçirdi. 15 golü var ligde. Korkranlı yarışında da iddialı Abubakar. Kumara'da golünü attı. Beşiktaş'ı 1-0 üstüne taşıdı. Bu gol elbette maçı da daha keyifli hale getirecektir. Çok keyifli hale getirecek. Başakşehir doğal olarak birazdan da çıkmaya çalışacak. Genelde yerden onu kurarak çıkmaya çalışacaklar. Şimdi de dikine oyunlarla pozisyon bulmaya çalışacaklar. Dembaba göğsüyle indirdi Rişça. Denize gelmedi. Benet'in kademede. Abubakar'dan önce yeniden Rişça. Ebriyano döndü geriye doğru. Kalecisi Mert'e. Ondan Hasan Ali'nin bulunduğu bölgeye. Gezal takip ediyordu. Ebriyano. Evet, Beşiktaş'tan da hemen karşıya bir taktik anlayış hemen 12. bölgede kabul etmeye başladılar. Orada baştan vazgeçtiler. Beklenin. Bir geriye değil mi? 1-0 öndeyken planı. Pong ve Tolga. 19. dakika değerli futbol severler. Yarı finalde Çanakkale'yi kaybettiği gol var. Kopa maçları yarı finalde Beşiktaş önde. Ömer Ali. Endişliye yanındaydı. Açılışı Başakşehir'in. Rişça kendisini gösterdi. Rıfan Ayakkoy'u girdi araya. Jodet'ten Abubakar'a. Abubakar iki Başakşehir'de baskı yaptı. Ömer Ali mücadeleyi bıraktı. Eli gösterirken topu kaybetti. Evet, bazen oyundan yani itiraz etme adına oyundan da vazgeçiyorlar. Benetton, Gezal yanında. Vida, tek top.
Çözekten sol tarafa Rıdvan'a doğru. Rıdvan dördündeki boş alanı değerlendirdi. Çizgide Kayla Enkudu üzerine gidiyor yine Enkudu rakibini. Rıdvan bindirme yaptı. Abu Bakar Enkudu bir canım. Enkudu vurdu. Top dışarı gidiyor. Köşe gönderi işaret etti. Fırat Aydınus o bölü bir iyi kullanıyor. Bu neydi? Benim bacak arası var ama bu neydi bu? Enkudu boş. İnanılmaz bir kurtuluş. Tabii teknik becerisi çok yüksek oyuncular. Bunları başarabiliyorlar, yapabiliyorlar her ortamda. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. 21. dakika değerli futbol severler. 5 oyuncu ceza sahasında 6.sı da geldi. Mert Çıkıyor'un topun indiği yerde Rozier. Topu yuvarlanan en önünde Rıdvan'a döndü. Ondan Enkudu, baskı var Berkay'dan. Enkudu sağ çizgiye doğru. Gezal orada, Rozier bindirme yaptı. Raşit Gezal, Gezal kaleye doğru verdi. Biraz önde olduğunu fark etti. Yani, sayı yapar gibi yaptı. Şuta çevirdi. Brandon'dan oyunu şanssız olan bir top. Mert de çok çabuk uyandı. Tekrar tekrar geldi. Az önceki pozisyon. Oğuzhan topu gerisinde Şenek Dali'ye koydu topu. 22. dakika köşe vuruşunu masajarak kullandılar. Enkudu Gani'ye baktı. Enkudu bir kafa topu alarak gol. Bu kez bir açılıyor sahneye. Farkı kimse yok Beşiktaş. Bir de topu alarak yolladı. Beşiktaş 2-0 öne geçti. Gol ağız ağda geliyor. Vodafone Park'ta. İşte pasajarak kullanılan köşe vuruşu. Enkudu savunma çıkmamış. Çekmiş. Bir daha eksi gol vuruşu yaptı. Kafa vuruşlarında zaten etkili bir oyuncu. Farkı işte böyle ikiye taşıdı. Bir dakika siyah beyazlılar. Evet Hasan Ali Opsay'ı bozmuş. Bir daha vuruşla mükemmel. Serkan Yalçın ve Burak Hoca böyle kutlamışlar golü. Bu da Utku'nun sevinci. Beşiktaş 20. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı. 5 dakika yazdı. 2 gol. Bu bir duran top organizasyonu. Bir kısa bir sene olsan bekledi son ana kadar. Sonra Enkudu'yu gördü. Enkudu'nun ortasında da gol geldi. Oğuzhan araya girme uğraşında. Şimdi Emriano Hasan Ali'den aldığı topla. Baktığa etrafına Tolgay'la oynadı. 2-0 önde. Beşiktaş'ta bir Başakşehir adına çok goller bunlar. Kupada tek ayaklı maçlarda bundan sonra riskleri almak durumunda bir gol Başakşehir bakalım. Artık kocamanın tepkisi, hamlesi ne olacak? Evet hocam. Şu an itibariyle takımın önünde ne çıkarmaktan başka bir şey yok. Oyuncu değişikliği için hazırlıyorlar diye bakıyoruz. Öyle de birazcık görmüyoruz. Birazdan önce oynayayım diyecekler ama takımın Beşiktaş'ta bir üçüncü gol şansı olabilir. Topun Başakşehir'de kalması öncelikli olarak Aykut'un isteyeceğidir şu an itibariyle. Lig'de her iki karşılaşmayı da Beşiktaş'ın 3-2 kazandığını hatırlatalım. Bugün de 2-0 önde 24. dakika itibariyle siyah beyaz takım. 17. dakikada bu bakan ve 22'de bir adı kaydettiği goller var Dolmabahçe'de. Dembaba işte Venant'ın vardı bunu hemen pasını verdi. Edeşmi'ye ara pası istediği gibi olmadı. Kutluzen Josef'e. Dembaba da arkadaşlarına düşüyor. Sol tarafa doğru Enkudu'nun bulunduğu bölgeye. Öbeleri o bölgeyi boşaltmıştı. Konka demeye geldi şimdi Abu Bakar. Atak yönünü sağ tarafa çeviriyor. Bayeden Rozier orada top kullandı şimdi. Yana doğru Dorukhan sokuldu. Josef de Sousa. Josef de Abu Bakar. Yeniden Josef. Sol çizgide Enkudu. Karşılayan Ritcha. Enkudu yerden bir pas. Rıdvan aldı. İlk hamle dönemedi. Atak kaldı edecek Beşiktaş. Josef'ten Dorukhan'a. Yanında Oğuzhan. Bir kez daha Dorukhan. Vida. Yanında Enkudu. Peşinde Edeş Mie. Taç. Beşiktaş'ın. Rıdvan'la taşı dışı kullandığı Beşiktaş Oğuzhan. Yeniden Rıdvan. Geriye doğru Josef. O sağa döndü. Oğuzhan ve Benet'in. Dorukhan sokulmuştu. Sağda Rozier var. Top yapıyor siyah beyaz takım. Abu Bakır'ın bulunduğu bölgede kademedeki isim Emriano. Hasan Ali'den bir kez daha Emriano. Yanında Pomp var. Pomp yeniden Emriano'ya döndü. 26. dakika. Tolga. Berkan kendisini göstermişti. Endeşliği tercih etti. Fon. Neyse döndü ben Güno. Berkay'ın da sorumluluk alması lazım. Boşa çıkıp top alması lazım. Şu anda kadar onun defası gözükmedi. O Dorukhan'ın baskısı altında kaldı hocam. Evet, dediğim markajda etkisi var. Boşa, top almıyor şu anda. Lidya'dan Endeşliği'ye. Geride Fon. Ondan Ebriano. Oyun kurma uğraşında. Ekor Başakşehir takımı. Baba da geriye geldi topa bakınca. Başakçı yayına kadar geldi. Bulamıyor Beşiktaş'ın koşuların arasında koşu kullanıyor. Zorlanıyorlar şu an itibariyle. Deniz Türk sol tarafa doğru bıraktı. Abi mesela şu ana kadar Deniz Türk Viz Çağrı'nın oyuna daha iyi olmaları lazım. Pozisyonları yok. Berkay. Berkay toparlamadığı için geriye kadar gelmiyor başkan. Edeş Mia Pong. Bir kez daha Berkay. Sol tarafa doğru Hasan Ali bıraktı. Epiano. Yerden Bizce Haçlayan'dan kaptırlandı o.
Ama Dembaba girdi araya. Ondan bir pas. Dextor'u sıralamadı rakibinden. Richa ayakta devam edecek. Richa yerde faul. Hemen kullanmak istedi Richa. Faul pozisyonunda uydu değerli izleyenler. Oğuzhan'ın orada bir hamlesi var. 28. dakikayı bulduk. 2-0'ın üstünlüğü sürüyor Beşiktaş. 17. dakikada Abubakar da öne geçti siyah beyazlılar. 22. dakikada Vida yarı finalde iki farklı üstünlüğe taşıdı Beşiktaş'ı. Tek kişilik baraj. Dakika 28. Vida defansı öne çıkarıyor. Çok fazla göremeyin diyor. Tecrübeli disiplin ne kadar önemli oldu burada. Ceza sahasına doğru. Geldi bir oyuncu var. Rafael'unuz devam edin dedi. Hasan Ali'nin ortası. Kalemede Bennington. Bir kez sağ taraftan Ömer Ali Şahiner aldı topu. O geriye doğru döndü Berkay'a. Şimdi Ebrahim'i bekle benim dönemi dedi. Valla zor oldu. O da kalitesinden bir an döndü. Ben normal şartlarda zorlara koyarım. Şu an kadar Başakşehir oyun kuramadı. Kuramadı. Yani pozisyona giremedi. Yani Mert'le Deniz yerli yerinde ters ayakta bir varyasyon deneyimler. Şu an başarılı olmaya devam edeceğim. Yani sürmeye çalışıyor. Yani bir şey yok. Keşke şu gençler günü yazsın. Nasıl yapar acaba? Biz çoğu bölgede. O zaman kesin koyarız. Beşiktaş'ın. Hiç canını izleyelim. Hakim etkisi olmazsa gene koyarız da. Bilmiyorum yani. Bizim başımıza çok geldi böyle şeyler. Benden çıkmadı diyor. Böyle bir de yani. Sağda top oynansa da çıkmadan oynayacağız. Rıdvan'da Beşiktaş. Bu bakar sektirdi. Solda aldı en geriye döndü. Orta sahadan kalemizden kırmadı. Bir tasası dışında karşıladı. Ebriyan'dan yeniden kollara. Solda Akadali. Tekrar Mert. Yine bakıyor o bölgede Beşiktaş oyunculardan. Denize doğru yolu. Önderilmek istenen bir top ama uzağına düştü. Bir de aldı. Dorukan tek top. Rozier. Son derece rahat Beşiktaş bu bölümde. John Beckham. Bennington. Ondan geriye doğru kalemizden tutuyor. Yaşmiye'nin tek düşük süresi vardı. On kontrol etti. Tolga. Sağdan Ömer Ali Şahiner gidiyor. Çok göstererek bir pas verdi Tolga. Enkulu. Bir şey takip ediyor kendisini. Enkulu. Arkadaşlarının hata katılmasını bekledi. Oğuzhan tek top. Abubakar sağ tarafa doğru. Hatta Benet'in de katıldı. Rozier. Şimdi Gezal hemen sağında. Bir kez daha Rozier. Dextor çok karşıladı. Wow. Fırat Aydınus. Menbol Başakşehir kumansında da Efrihan da görüldü de. Az önceki pozisyonda Oğuzhan böyle gitmiş kendisine. Onun yeniden hareketlendi değerli futbol severler. Oğuzhan da sürekli bugün Oğuzhan. Topakitteyken baskı yapıyor, rahat bırakma hareketlerini. Şu ana kadar genç Rıdvan'da İzcan'ın bulunduğu çabukluğuyla, çabukluğuyla oradan geçip vermedi şu an. İyi sınav verdi. Şu bölümde ilk yarım saatlik bölümde. Evet, dokunduğu Berkan yine kademedeki isimdi Tolga'dan. Konka, Mert. Kedi yarı sahasına kadar geldi. Sol Hasan Ali var. Önünde boşluk. Hasan Ali gidiyor. Gezal peşinde. Rozier kademesinde. Engel Şmiye. Yanında Berkan sokulmuştu. Solda Hasan Ali geriye doğru bir kez daha Engel Şmiye. Yerden Rizça. Ondan Dembaba. Gelmedi Rizça'ya. Biraz kısa düşen bir pas. Utku tehlikeyi uzaklaştırdı. Kon kademeli Abubakar peşinde. Ömer Ali bir canın rakibine. Tolga aldı. Oğuzhan yatarak müdahale etti. Yeniden Tolga. Bir kez daha Ömer Ali. Josef karşılıyor. Sağ tarafta yine Tolga rakibine çarptırmak istedi. Oyun alanında kaldı top. Josef Rıdvan. Rıdvan'dan Oğuzhan'a gelir mi? Rıdvan'a girdi araya. Oğuzhan bir kez daha bir çaya. Rakip alanda Başakşehir'in top kaybı. Yatarak müdahale. Görüntüdeki kontağı taç. Beşiktaş kullanacak. 32. dakikayı daha geri alalım. Üzereyiz. 17 ve 22. dakikalar. Gol dakikaları. Abubakar ve Vida'dan geldi Beşiktaş'ın golü. Antalya'ya önde. Siyah beyazlı kırk yarı sende. Abubakar 3 kişinin arasına girdi çıkamadı. Berkay. Bir çay. Unutamadım. Vida o bölgede. O kadar iyi bu kişinin o kadar pozisyona girdi. Nasıl mal bu? Daha fazla anlamış değil mi? Şaka gibi. Ama rakibine yaptığı bir faul var. Dorukhan şimdi kalkma uğraşında. Servis Beşiktaş kullanacak. İşte faul pozisyonunda bu şekilde yansıyor ekrana. Beşiktaş'ın 2-3 basmaları var. Beşiktaş'ın oynadığımızda geldi aklıma. Sergin Hoca'nın şeylerini yazdığında çok iyi bunları tetik etmiş, çok iyi hafızasına kaydetmiş. Sol tarafa doğru bir asıncı top. Taç. Umur Başakşehir kurulacak taşı dışında. Ömer Ali gitti. Bakan olsun. Bakan olsun. Yine herkes, evet, herkes bir adamın yanında. Tamamen topun olduğu yerde 5-6 tane Beşiktaş oyuncu var. Bir kişi şu anda taç atan kişi dışında herkes baskı altında. Ömer Ali topa yükseklik kazandırdı. Gelişi güzel bir vuruş. Kademede Wellington var. Deniz Türüç o bölgeye atak yapmıştı Tanç Beşiktaş'ın. Wellington da artık adapte oldu Beşiktaş'a. Yani ilginleştikçe performans artıyor. Sezon başındaki o dağınıklığı yok. Bugün olsaydı kelekçesiyle sayılmayan golünde de çok etkili bir kafa vuruşu yapmıştı. Savunma hafifiyetinde bugün doğru geldi şu ana kadar. Bu arada bir ters top. Vida koşuyor. Mbaba koşuyor. Utku uzaklaştırdı. Oğuzhan. Sol tarafa doğru. Enkudu. Dönüyor geriye. Milkor Başakşehir savunması. Enkudu bir anda hızlandı. Sağ tarafa doğru pasını verdi şimdi Jose, ondan Rozier, daha sağda Rashid Gezal. Rozier'in koşuyor onlar. Rozier yerden orta karşıladı Efriano. Deniz, topu kaptı. 2-3 Beşiktaşlı peşinde. Fratayrımız, serbest vuruş, Medifor Başakşehir'in dedi. Deniz Türüç görüntüde. İşte Dorukhan.
bu şekilde yapıyor Fabio. Oyunda yeniden hareketlendi. Tolga'dan Engashmiye'ye doğru. Engashmiye, Gege Ponga. Ondan Evriano. Sol çizgi Hasan Ali. Deniz olsaydı ona göndermedi. Dembaba. Dembaba'yı aldan dışarıya. İlk kez rakip kaleyi yokladı. Şimdi boy başak şey. Kaleyi tutmadan ilk şutu ilk denemesi. Tabii ki denemek lazım. İki zorlayan bir top değil. Bu arada Beşiktaş'ın atak varyasyonlarında dikkat çeken bir şey var. Yani iki tane bek içeriye gidiyorlar. Kanatlar dışarıda kalıyor. Yani normalde kanatlar içeriye giden bir bekler bindirir. Bu da değişik bir atak varyasyonu. Beşiktaş artı bir varyasyon eklemiş onun kuruşlarını. Evriano yerde kaldı. Fratagunus şimdi durdurdu oyunu. Bu başak şey kalmış. Çok önemli bir oyuncu. Abubakar'a gelmedi. Evriano kademede ikisi. İkinci hamleyle yapmayı başardı. Deniz'den Dembaba. Şimdi Engashmiye. Deniz'e gelmedi. Karşılayan Berat'ın Karagüz biraz pozisyonun içinde kaldı. Topla çarpınca. Yeni kurallar gereği oyunu bu şekilde başlattı. Son tarafta Enkodu. Enkodu'nun yine üzerine gidiyor. Ömer Ali'nin ceza sahasına girdi. Yerden Oğuzhan bıraktı. Engashmiye yardıma geldi. Şimdi Medipol Başakşehir takımı çıkacak. Ama Vida araya girdi, söktü topu. Enkodu aldı. Aslında veremedi Abubakar'a. Biz çaldı baskın bandan. Şimdi Dembaba. Joseph karşılamıştı onu. Berter Dembaba. İkinci hamle Benetton'dan Joseph. Ondan Dorukhan. Yine 2-3 oyuncuyla baskı yaptı. Baskı topun olduğu yerde kazanmayı başardılar. Ve şimdi oyun kurma çabasındalar. Şu ana kadar özellikle kendi alanlarına yakın yerlerde bütün baskıları kazandı Beşiktaş. 17'den Abubakar, 22 Vida. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü var. Vodafone Park'ta. İlkerinde son 1 dakika normal süre olarak. Ömer Ali ayak koydu. Rıdvan'la da çalışını rakip yarı sahadan kullanacak Beşiktaş. Oğuzhan yanına sokuldu. Enkodu kendisini gösteriyor. Abubakar da sokuldu şimdi. Rıdvan yeniden. Oğuzhan. Abubakar. Oğuzhan. Ters tarafta Gezal var. Ona doğru. Rakip Gezal. Rozier'in bindirmesi. Gezal önünü açtı. Gezal vurdu Mert'in üzerine. Mert Ali ile hemen başlattı oyunu. Ömer Ali onun önünde bir boşluk var şimdi. Ömer Ali'den Deniz Dönüş'ün bulunduğu bölgeye Utku çıktı. Kale boş. Deniz Dönüş ve Utku. Dembaba kendisini gösterdi. Deniz şimdi yaptı ortasını. Bir çabuk onun dışarıya gitti top. Medipol Başakşehir'in oyunun başından beri yakaladığı en önemli fırsattı bu. Rişa da Deniz'e kızıyor. Yani ne yapabilir? Yerden mi atlıyor Rişa? Koşuyor. Rişa topu buluştu. Basıyor. Rişa ne yaptı Deniz? Nesine kızıyor Rişa? Onu anlamak mümkün değil. Daha mı önce istedi? Daha mı geri at dedi? Bilemiyorum ama onun tepkisi var. Yerden attı herhalde ama. Hadi içeri bir servis yapılmış yani burada. Yerden atsa belki adam takılacak. Rıdvan geliyor şimdi. Seri hareketlerle iki oyuncudan sıyrıldı. Üçüncüsünden de söktü topu. Genç Rıdvan. Alkış aldı yedek kulübesinden de. Evet, kaybettiği topu kazanması çabukluğunu gösteriyor. Valentin Rozier. Yanına Gezal'le sokulmuştu. Valentin'den Vida. Yine çizgide Enkulu var. Vida biraz fazla bekledi. Oğuzhan ve Rıdvan. Lidça peşinde. Rıdvan bu kez kaptırdı Lidça. Foul, bir önceki pozisyonu işaret etti. Avantajı bıraktı. Avantajı gördü hocam. Avantajı kaybedince hemen çaldı düdüğünü doğru yaptı hocam. İşte az önceki mücadele ve sonrasında dışarı yapılan foul burada avantajı bıraktı. Topu kaybedince Başakşehir'de foul verdi. Evet, evet, şu ana kadar oyunu yapmaya yönelik hareketleriyle Aydınus da başarılı gözüküyor. Onu da zorlayacak bir maç olmadı hocam şu anda. Olmadı. Yani oyuncular da iyi niyetli mücadelede. 1-2 Beşiktaş Başakşehir'in oyuncu itirazı var. Onun dışında itiraz da yok. 41. dakika. Vodafone Park'ta 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü sağ tarafta Ömer Ali'nin önünde boşluk var. Ömer Ali topu ilk hamlede kontrolü iyi olmayınca oyuncuları da tutamadı. Bari basın mensubu arkadaşlarımızla da küçük bir çarpışma yaşadı. Evet. Hafta sonunda pazar günü Musa'da hiç bir derbi bekliyor futbol severleri. Tabii Milfor Başakşehir'de Deniz Esporlar'da bir tutamda. Onlar da bir zor maçlar, önemli maçlar. Artık ligin de boyunun kısaldığı dönem. Maşallah. Burada yavaş yavaş sona geliyoruz. Diğer bir final yarın akşam 21.45'te Antalya Spor'la Akif Zalanya Spor arasında takıldığından bir top. Enkulu da bir top fazla kaydı bu aradan devam ediyor. Ömer Ali de öyle. Hayır, atı var. Hep yerden sağ tarafa doğru. Bir çabuk olduğu bölgeye. Yine Mirce. Ömer Ali oynadı. Ömer Ali'nin ortası rakibe gitti. Mirce koşu yapmış. Yoksa şimdi takıldığından bir top. Ceza sansı. Ceza sansı. Ceza sansı. Ceza sansı.
sonraki mücadeleler ve sonrasındaki Engelşmiye şutu da bu şekilde geldi ekrana. Oğuzhan'dan Enkut'a hızlı top. Şu ana kadar tepki yok Başakşehir'de. Enteresan. Yani skala tepki göstermesi lazım. Sağda değişen hiçbir şey yok. Dışarıdan kenardan anıyor. Yani oyunu skoru kabul etmeyen bir isyan yok oyuncudan da. Yani, kenardan sadece atılan bir şut var. Dembaba'yla birinin diskanlı bir pozisyonu var. Daha ekle olmaları lazım. Ön alanda baskı Beşiktaşlı oyunculardan. Dembaba yerde kaldı. Villa da öyle. Sarı kart hemen notlarımız sahasına alalım. Maçın ilk sarı kartı bu Villa'ya. 44. dakika. Yeniden hareketlendi oyun. Engelşmiye aldı. Yerden Bizca. Savunmasında ileri taşıdı Nikol Başakşehir. Bizca Rıdvan peşinde. Genç oyuncunun o tatlı sert kolu biraz sinirlendirdiği için. Evet. Yani Rıdvan iyi koşuyor, iyi mücadele ediyor. Çabukluğu var, hemen kapatıyor hatalarını. Bizca çok da güçlenmemiş daha tam olarak. Sakatlığından sonra o şeyi yakalayamamış, o maç ritmini yakalayamamış. Çok önemli. Maç olduğunu söyleyemiyorum senin de. Yani istediğin kadar idman yap. Üç ayağı maç ödemen lazım ki o olayı. Hup, o ayaklarının yere sağlam basmasını anca yakalayabiliyorsun. Deniz Dönüş ile Benitin'in az önceki mücadelesinin ardından sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Benitin Kor Başakşehir altı oyuncu geldi. Bu duran topta Beşiktaş ceza sahasında 45. dakika değerli futbol severler. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa Mustafa dışarıya daha önce bir faul belirledi. Fırat Aydınus. Beşiktaş kornerlerde kontrolden bırakmıyor. Aykut Hoca'nın duran top varyasyonları iyi çalışmışlar. Herkes bir adam alan savunmasıyla birlikte 18'in her tarafını parsellemeye çalışıyor Beşiktaş kornerlerdeki kornerlerde. Tonkun faulü belirledi. Bu ceza sahası kalabalığında Fırat Aydınus. Utku da o serbest vuruşu şimdi kullandı. 45+2. Değerli futbol severler yazık ki dakika davranacak. Bu arada sol tarafta da etkili geldi Medikor Başakşehir. Ama orta etkisiz. Yerde Abubakar bu arada ters tarafta. Deniz Türünç'e de Benetton'da Rozi'ye neden sürdürüyorsun hatan diye kızıyorlar. Bu arada o diyaloğun biraz tansiyonu artınca... Pozisyonu yükseldi, aslında Rozi orada durakladı. Ama Başakşehir'le oyuncular durakladı, hatta devam etti. O dönü faul beklediler, offside mi beklediler? Ebriano ile Abubakar arasındaki mücadele şu, orada bir temas var, bir dirsek teması, faul bekledi. Beşiktaşlılar, Deniz Türünç devam ediyor. Benetton'da Rozi'nin bu diyaloğu. Sonra biraz tabii o şey arttı. Parade ederdi orada işte. Ben de değilim falan gibi. Doğal şeyler bunlar, sadece yaşanan şeyler. Dembaba da orada barış yancısı olarak... Evet, tabii. Yapmasaydın kalbimizi kırıyorsun falan gibi böyle gayet terbiyeli konuşmaları bir yöndeyse. İşte gol dakikası Abubakar'ın 17. dakikada böyle öne geçmişti Beşiktaş. Usta işi bir gol attı Abubakar ve bir daha 22'de farkı 2'ye çıkarttı. Bu gollerle 2-0 önde Beşiktaş 45+2'nin içindeyiz. Tabii az önceki duraklamadaki duraklamaları da edilecektir Fırat Aydınus. Burası iyi uyarıyor Fırat Hoca. Sever böyle bizzat bir konuşmaları. Fırat Hoca ne sevdiğim şeyleri anlatıyor, pozisyonu anlatıyor. Şöyle öldü böyle oldu. Aslında gerek yok. Yani ihtiyacı da yok. Kuralları uygula yeter. Her oyuncuya taktik şey anlatmak, kuralları anlatmak zorunda değilsin. Bunun denajı karşılayan Engelşmiye Berkay. Fırat Hoca'ya çarptı, çok pozisyon içinde kaldı. Valla Berkay Hoca, Fırat Hoca'ya da şu çalamazsaydı Berkay, 3 kişiyi çalamamış olacaktı. Ama öyle başlamıyor ki, bizce kendisi başlıyor yani. O biraz uzak kaldı burada. Sol tarafa doğru Hasan Ali'nin boş olduğu bölgeye. Hasan Ali yaptı ortasını, yine bir orta. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya! Başakşehir gole çok yaklaştı, görüntüdeki Engelşmiye ile. Ve ilk yarıda son düdük. Bir şans anıydı Başakşehir için. Soyunma odasına farkı 1'e indirerek izlemeyme şansıydı bu. 2-1 girmek çok farklı, 2-0 girmek çok farklı soyunma odasına değer arasında. İnanılmaz bir fırsattı. Ben de yaşmayı sanıyorum. Evet. Çok net bir pozisyonu kaçırdı. İşte farklı açılardan tekrar geliyor görüntüye pozisyon. Hani Deniz Hocam direği yalayarak çıktı dışarı. Ve işte bu. Aynen öyle oldu. Bu şans tabii ki ya da Başakşehir'in şansı değil. Farklı açılardan pozisyonu bu şekilde izledik. 17 Abubakar 22. Bir daha 2 gol. Beşiktaş adına 2-0'ı üstündük. Hocam bir toparlayıcı ritüeliye söyleyeceğim diyeyim. Çok keyifli bir ritüeli seyrettik. Bundan yukarıdan seyreden herkes çok net olarak görüyor. Şu anda bir satranç oyunu oynandı ilk kere itibariyle. İki farklı oyun anlayışını gördük. Hakikaten karşılıklı hamleler gördük. Önde basmaya çalışan bir Beşiktaş, önde oynamaya çalışan bir Beşiktaş kısık oyunları buldu. Yeniden oyun kurarak oynarak falan yıkmak isteyen bir Başakşehir'si gördük. 2-0'dan sonra tepkileri biraz gecikti ama devrenin sonuna doğru istedikleri pozisyonları buldular. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel bir futbol maçı. Çok güzel bireysel hareketler var. Gerçekten final her iki takımda yakışacak. Evet, Abubakar'ın golü gerçekten hani hem bu çalım hem gol vuruşu usta işi iki hareketle Beşiktaş öne geçirmişti. Mücadelenin 17. dakikasında Vincent Abubakar, sonrasında da Enkudu'nun basında Vida işte bu kafa vuruşuyla farkı ikiye yükseltmişti.
bu iki gol ilk yarında skorunu belirleyen goller oldu değerli futbolseverler. Zira Türkiye Kupası'nda ilk yarılar mücadelesinde Vodafone Park'ta Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayarak gitti soyunma odasına. Biz de kısa bir ara rica ediyoruz değerli futbolseverler. O kısa aradığında Doğu Bahçe'de genel kurucu olacağız. Spordan alayım beyin efendim. Zaten ben sana söylemiştim. Başak. Kasım başı falan değil mi? Kasım abi 5 maç. Ben bunu 2 hafta önce de söyledim. Her rumda tatlı olsun. Sonra bir lider olarak çıkarsak. Ondan sonra zaten olay biter. Bence bana sorarsan. Temel bir soru. Ama bana sorarsan yani. O yüzden size öyle. Bir dakika var. Bence açılacak mı? Bak ben nereye koyacağız? Ömer nereye koyacağız? Bu nasıl nereye koyacak? Ama bu hafta ben korkuyorum yani. İnşallah yapmak. Aptal saplandı, penaltı. Aptal saplandı, kırmızı kart falan filan. Yapmazlar. Bir şey söylediniz değil mi? Büyükler değil. Normal şartlarda Fener'le sabahtan akşama kadar kıyasın. Alayı akşama kadar. Kompa trafik. Dostlarımız hepsi uzakta. Kız başka yerde. Oğlan başka yerde. Oluyor mu böyle? Biz bu işin usulünü büyüklerimizden böyle görmedik. Bir şey de değilsiniz ki. Bu zamanda bütün işler böyle oluyor. Yani uzaktan iş, uzaktan eğitim. Evet. Aynen abi. O zaman ben de güzel size dedim ki... Güzel atlarım bu şey için yok ediyor. Tecrübeli. Takımı motive ediyor. Kapat bakma. Keşke Galatasaray kapsamda falan yok. Galatasaray daha sevesi. Hem dolusu var, hem de Fatih Top. Ali nasıl? Onlar da seni bu aradan götürmeyi, yolculuk uzatmış araç kiralamanın en kolay yolu. Dilediğin aracı seç. Onayla. Yılıç, işe bu kadar kolay yolu. Bu cuma günde ayakta tuvalet kağıdı 29 lira 90 kuruş. Üçlü banyo seti 29 lira 90 kuruş. Banyomuz için uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma günde. Devletin yumuşatıcı ekmek düşün. İçine de gerekli bir tavuk. Yapmışlar mı? Yok, sık. Popeyes'tan yeni ilk saksandviç. Nesiti de kendisine tebrik. Popeyes. Son izleyici yiyeceksin. Çift yok. Neyse ki getir var. Getir de mutluluk var. Bizi başlamadan çiftliği sipariş et. Dakikalar içinde getirelim. Bugün de dengeli yok. Kalesini korumaya çalışıyor. Özellikle ilk yarıdaki o müthiş şutunu kurtardı Dembaba'nın. Olur böyle kupada devam eder kaleciler. Bir kaleci ilk oynar, bir kaleci kupada olur da Beşiktaş aynı şeyi devam ediyor. Keza aynı şekilde Mert'le diğer kaleciyle de Başakşehir aynı şeyi yapıyor. Bu iki kaleciyi de fonlaşmak için yapılan bir şey. Son 15 dakika yarı finalde. Beşiktaş başladı. Uzatmalı ikinci yarısına. Üçüncü öndesi yapmaya hazırlar. Bu arada Duarte de oyuna girdi. Bayağı bir karıştı ortada hocam. Yine ne çıkan belli değil. Bakan adamın tabi de bayağı hakikaten kaçıncı değişiklikler oldu? 6 oldu değil mi işte sonunda? Şimdi bu 2-4-5 tabi 6 oluyor. Duarte de oyunda. Mehmet Topal da girdi. Dolayısıyla bu 6. değişiklik oldu. Beşiktaş'ın bir yerde daha başlandı. Beşiktaş'ın doldu mu? 5 oldu. Mert hocam bayağı havuz problemi gibi yani şu anda bu durum. Eskiden hazırlık maçlarında biliyorsun böyle 5'er 6'şer oyunu değiştirildi. Biz hiç sevmeyiz böyle kendilerine. Burada 6, Başakşehir 6 değişikliği yaptı. Beşiktaş 5 yaptı. Bir hakkı daha kaldı Beşiktaş'a. Bu arada Vida yerde. Fonku yerinde Duarte son çeyrek saatlik dilimde. Kırmızı Vida mücadelesi buydu. Şimdi yedek kulübesinden de dirsek var niye kart yok şeklinde bir tepki vardı geldi. Biz yeniden dönelim oyuna. Mehmet Topal bıraktı. Karşıladı Beşiktaş savunmasıyla yine önünde bir boşluk. Ama Azumike taze kaldı. Gerçekten indi öyle ama topa yakındı Azumike. Mehmet Topal. Ömer'e döndü geriye Mehmet yeniden. Azubuke bıraktı Giuliano'ya. Tekrar Azubuke aldı. Ebriyan'ı top istemişti. Azubuke Enkulu'yu gördü. O da en sakalayı. Geride Utku.
Mehmet Yüksel'de vurdu kafayı. Vida. Enkudu Giuliano. Düzeltiyorum, Ömer Şahin'e ayak koymak istedi. Enkudu Vida. Larin vurdu kafayı. Karşılıklı top kayıpları. Yine Larin. Atıva'ya çarptı top. Bir türlü organize olamadı İferin'de. Top iki takıma gidip geliyor. Şimdi sağ tarafa doğru. O bölgede Hasic. Bir güzel çalım. Top hala Hasic'te. Hasic önüne aldı topu. Solda boşluk var. Orada Enkudu. Enkudu ceza sahasına girdi. Rakibin üzerine gitti. Son anda bir müdahale. Orada Ömer Ali'den. Korner. Köşe boşluğunu kullanacak. Beşiktaş, Larin Mehmet Topal mücadelesi bu şekilde ekrana geldi. Bu da Ömer Ali'nin Enkudu'nun topuna yaptığı müdahale. 110. dakika değerli futbol severler. Vodafone Park'ta Beşiktaş 3. önde. Köşe vuruşunu kullanıyor siyah-beyaz takım. Adem Yay ile 6 oyuncu yine ceza sahasında Başakşehir'de. Ceza sahasına geldi Beşiktaşlı oyuncular. Top dışarıya süzülüyor. Larin'in son müdahale. Hemen başladı oyun ama gelmez. Julian'ı atamadı. Julian'a da şöyle bir isyan etti verdi. Tabii çok olmayı istiyor. Atamadı. Aslında ayağına çok karışmıyor.